Blitz bir retake gelecek ve bu retake başlangıcı gayet pozitif. Sasuke'nin Spectres'ini kimse alabilir mi diye sormaya mahal kalmadan bir anda pozisyonu yine 4-1'e getirdiler. Şimdi Mamire'yi yakaladı. Sasuke etkiler mi Naughty'den? Kyuko şimdi Mites direkt oturmak isteyecek mi? Hayır. Ve iki oyuncu da düşüyorlar. Moj da Sasuke son skorları çıkardı. Bu ilk yarıda Blitz'in aldığı ilk round. Yürümeye devam ediyor. İki oyuncu yan yanalar. Magnus devam ediyor. Gördüm acaba. İki ismi yakaladı. Şimdi gelen yetenekten kaçmaya çalışıyor Magnus. Tekrar pozisyon olacak Turco. Geriye doğru çekildi. Saat arkasında harika bir kulaç. Magnus takımını ayakta tutuyor. 11-5. 3'e 2'ye oynayabilecekler mi? Asıl soru burada. Ve şimdi Uçi. Spike'ın kapanılma inanılmaz. Gitti. Görüşürüz. Çözdü. Uzatmaları gidiyoruz Ucu Ucu'na. Böyle bir karşılaşma yok Regardus. Saat içerisinde killer geliyor. Şu anda Turco karşılık vermiş Mago'yla. Ve Sasuke'nin nerede olduğunu biliyorlar. Moj yatmıştı. Moj son darbeyi bulan isim olacak zannediyorum. Bir de patlayıcı çanta. İnanılmaz bir geri dönüş futbolu istendi. 15-13. Maçı tamamlıyorlar Regardus, ne diyeceğimi bilemiyorum. Vester benden birer tane skor var ama avantaj hala bir tarafında olabilir. Mago Deşi'yle beraber geçmeye çalıştı. Yerden Phantom Out yakalayabilecek mi? Aldı skorunu. Kero hala site'da ama Starben'den hata yok. Şimdi Mark Lee tekrar isim olacak. Kendi başlangıç bölgesinde ulti geldi. Mark Lee vurdu ama Kero'dan takas var. Ve böylece BBL ilk haritayı kazanarak en iyi 5 harita üzerinden oynayacak. Bu serimizde 2-0 bulmuş durumda. Sasuke'ye toparlamaya çalışsa da yetersiz. Mark Lee son kalan isim skorunu aldı ama canı 46'ya kadar düştü. Ruth bitiriyor. BBL, Valorant Türkiye şampiyonu olmayı başaran takım oldu bu muazzam turnuvamız sonunda. Ve artık maça doğru geçiş yapıyoruz. Bakalım dünün ilk serisinde Otherside futbolist mücadelesinde kazanan kim olacak? İlk harita Icebox'tayız. Timing çok önemli. Moj gördü. Moj gördü. Dediğin gibi oturdu oraya doğru. Moj bilmiyor. Moj! Bu fight'i kazandı Moj ve Otherside haritayı kapatmayı başaran takım oldu. Ama takım arkadaşlarından yeterli desteği bulamadı. Orada yine Gözkam Aşkıran'la birlikte içeri girmeye çalışan 2 ve 4'ü oynamaya çalışacaklar. Oyunculara birebir düello fırsatı verdiler. 3 canı var ve Kraxun geldi. Headshot'la birlikte 1-0 foot pozisyonuna geçiyor. Buradan baskıyı yerken o gelecek. Yalnız arkadan bir Krax var ve Moosh çok kötü yakalandı. Bu oyun roundu olacaktı. Çok tertemiz. İyi bir takım oyunu. Brasco tek başına 3'e 1 oynamak zorunda ama oynayamadı ve Ascente 13-5. Çok net bir oyunda futbolist kazanıyor. 3. haritaya gidiyoruz. 10 saniye kaldı. Spike kurulmak zorunda. Brasco yardım istedi takım arkadaşından ama Sasuke geldi ve Brasco'nun kurulmak için zamanı yok. Bakın içerisinde yeri belli oldu ama çok iyi bir spray kontrol. Yalnız Sasuke gördü onu arkası dönük ve Moosh elinde Marshall var. Bu arada hani Marshall'la oynamaya karar verdi burada ama çok büyük bir hataya dönüşüyor Sasuke. Hata yapmayan taraf ve futbolist 1-0'dan 2-1 geri döndü ve seriyi kazanıyor. 3 tane oyuncu arka arkayalar. İster benden bir ball bank gelebilir. Moj yine bir pick daha aldı. 2 tane oyuncu arka arkaya. 3 tane kill Moj'dan. Kimse tam olarak kontrol etmiyor. Çok ince bir nedir? Vuruş. Oraya doğru bir spam de gelebilir bu arada ki gelirken Ras Mago'yu düşürmüş. 5'e 3 adam avantajı tamamen onların lehine. Aslan bir anlık gördü. Paranoya geldi. Etkisiz ama yine de Aslan trade alıyor derken Krax şimdi bir takım arkadaşını kaldırdı. 3'e 3'e döndü oyun. Lambadan bir info daha almış durumda. Oradaki duvarı kırmaları gerekecek. Lego o fight'ta kazanan Sasuke. Backside. Sasuke derken 12-12 oldu. Maçı kapatamadı BBL of Police. Bu kez kendileri 2-0'lık bir comeback. Ve bir anda maç uzatmaya gidiyor. Ve kamera açıldı. Kimseyi tespit edemedi. Sadece bir oyuncu var. Yalnız bir headshot geliyor Krax. Dikkat! Ve delediler! 3 kişilik bir oyun geldi. Yarıya kadar çözemedi hala ve Lego İnanılmaz. Çok ciddi bir şansı var, bire bire getirdi altı mermisi ama yarıya kadar çözülmediğinin farkında yine. Yetmeyecek zaman yetmeyecek. Fake reaksiyon vermedi Mago. Çıktı zıpladı öldü ama round ve ilk harita futboliste gidiyor. 3vs5'ten futbolist bu roundu kazanmayı başardı. Onları fark etmediler hala. Nate geliyor, Heaven altına doğru geliyor Nate. Bu arada kullanmadılar. Kurulamadı. 6 saniye kaldı. Sterben Lego'yu bulmuş. Yeri belli ve üzerine gidecekler. Ras bir şekilde kurmaya çalışıyor ama büyük yardım hata. Harika geliyor yine futbolisten. 3 tane killer Ras'ın ama destek yok. Paranoya her şeyi değiştirebilir bu paranoya. Side tarafından Sasuke ilk skoru aldı. 2'yi vurdu. Kero son kalan isim. Backside'dan bir kill çıkarıyor. 2 çok zor. Mago reaksiyonu verdi ve futbolist 2-0'la beraber seriye büyük bir avantajla giriş yaptı. Kero'dan bir mucize gerekiyor. 1vs4 pozisyon çok zor gerçekten.
Kero'ya baskı attın diyor. Panora da geldi. Starman çıktı, o çatı gönderdi ve 13-6 Futbolist 3-0'la beraber güçlü rakibini yenip Masters'ın şampiyonluğu olmayı başardı. Muazzam bir oyun, muazzam bir performans. Kendi yerini açığa çıkarmıyor, altındaki oyuncuyu fark etti, atlamak durumunda artık onun üstüne doğru. Son 10 saniye var. Arkasını döndüğünde Sasuke bu düelloyu kazanıyor ve Futbolist'teki bir harika bir side savunmasıyla skoru 4-1'e getiriyor. Artık tek başına Mites ve Mites'in nereden geldiği belli. Kem gözünü kullanacak, pikleyen bir oyuncu var. Çok bu roundu kazanması neredeyse imkansıza yakın. Önce pik AWP'nin operator'ın üstüne ve burada Mites 14-12 kaybedilmesine engel olamadı. 6-1-3'te çok fazla şansı yok Toronto'nun, bunu söyleyebiliriz ve bir başka kilde Moj'dan geldi. 2-0 yapıyor Futbolist. Toronto yakalayamadı Sasuke'yi, şimdi zıplıyor. Vurdu rakibini ve Mites de Moj'u yakalamış. Sasuke'nin nerede olduğu belli, Mites fark edebilir mi? Sasuke ilk önce görecek. Düşürdü rakibini, son 25 saniye bu. Toronto'nun üstündeki, omuzlarındaki gerçekten büyük bir yük. Toronto'nun ilk vuruşu ıskalıyor ve 13-11 bu şahane karşılaşmanın sonuna enfes bir şekilde geldik. Baştan sona anlatılması gereken bir maç. 2-2'ye geldi oyun, sıkıştı ama Serben de önde düştü ve Moj'u da double pick'te maalesef kaybettik ve uzak mesafe düellosunda 3 kill'lik performans. Klasik de 3 tane kill aldı Yasin oraları. Yani biraz daha net oynamamız lazım. Biz aim takımıyız. Yani 6 farkı kapatmamız biraz zordu zaten genel olarak. Sasuke çıktı kafesten, yeri belli oldu. Siphon'un yerini gördü ve Yasin 13-6. Kamera patlatılmalı. Heaven'ın boş olduğu infosu geliyor ama şimdi Moj geldi o pozisyona doğru. Moj işaretlendi. Oradan wallbang geçmiyor tabii ki. Çok uzak mesafede. Açığa çıktı Konkar. Sterben vurmalıydı bunu. Adam avantajını kaybettik ve Draken Moj'u yakalıyor. Double pick'te 1-1 takas. Ve Karks tek başına 1-3 oynamak zorunda. Rakibimizin pozisyonları çok iyi. Zaten keşif okuna cevap vermeye çalıştığında da o kill geliyor maalesef ve 2-0. Gelen Boombot pek iyi değil. Çıktı ilk rakibine vurdu ama artık 17 canı ve sadece 12 saniyesi kaldı. Bu roundda Mites son kill alan isim oldu. Oksijen ekibi durumu 2-0 yapıyor. Destroyer'ını çıkardı. Kendisinin ölçüsü var. Sasuke bir oyuncu daha düşürmüş. Headshot gitti ama karşılık Voldam. Ve Glove üstüne gelecek oyuncular söz konusu. Geri çekilmeye çalışıyor. Bir yandan da Tirko çıkıp Moj'u düşürdü. Her şey Krax'a kalmıştı Futbolist adına ama onu da engellediler. 13-8 Oksijen'den enfes bir split haritası. Tamamen pozisyon olduğunu söyleyebiliriz ama şimdi B tarafına yaklaşacaklar. Krax B tarafta görüp Toronto hemen yerleşti. Oraya gelen smoke çok iyi değil. Gold tarafında ilk oyuncu biliyor. Yalnız Starben'i bilmiyor. Starben 1-2 derken Mago uçtu. Oraya süzülerek geldi ve klasiyle bu round'u çaldı ama Sasuke. Sasuke ve karar. Bozglant oynanacak hemen Spike kurulmak üzere. Mites'in bir ultisi söz konusu. Mago yerden operatör almış ama kendisinde ulti de var. Şimdi Krax kaldırdı arkadaşını yerden. Onu düşüremeyecek Oksijen. Avantaj tamamen Futbolist'e geçti. Yerde zaten silahlar da vardı, alındı. Yalnız Serben ultisini bozmadı. Bu büyük risk. 77 canı var. Porno'ya bıraktı. Zeus'u onu fark edebilir. Atlamayı tercih ediyor. Oh. Ve Toronto geldi. Moj'u yakaladı. Avantaj kaybedilirken toparlamaya çalışacaklar. Zeus'u vuruyor Şerif'le. Zeus'u! Harika iç şartlar. Her şey Sasuke'ye bakacak. Henüz bitmiş değil. Mermiler geldi. Cross bozmaya çalışacaklar. İlkini çıkardı. Sasuke vuruyor ama başka bir Şerif headshot bu maçı kapattı. Oksijen takımı